ve kaçar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Öpüyorum size. Down, 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 down. Oh, sonunda gitti mi? Lan sikerim seni ha Stipes. Doğru konuş lan. La ben niye kelepçeliyim amına koyayım? Kanka ben niye kelepçeliyim ya? İşsiz. Dört, dört, dört. Amına koyacağım bak yine saçım bozulmuş kanka. Benim bu saç niye böyle oluyor hep ya? Bak yine saçım bozulmuş. Abdül ne yapıyorsun lan göt? Ben hala stokları göremiyorum. Galiba sadece bizim Parton görebiliyor onu. Parton. Abi. Bir dakika bir bakayım. Dur. İşsiz o şeyde yazıyor ya. Buraya yine şey yapabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Hocam araba olarak buraya ne koyalım biliyor musunuz? İnsanların böyle aklını alacak. Onun sik. Böyle gel gel olsun. Gel gel yapsın anladın mı? Gel gel. Bak şöyle. Heh. Buraya da İsti koyalım. İsti gider. İsti gider. Şuraya da Nightblade. Aynen öyle. Motorumuz da var yani. Anladın? Oğlum bu arabaları çalamıyorlar değil mi lan? Sikerler abi beni bu arabaları çalarlarsa. He, şöyle bir şey. Bir tane de ama güzellerinden. Nagasaki aynen öyle ha. Şöyle bir ATV'mizi de koyduk. Hani her telden var bizde anlamında yani. Arabam Dacia. Ben şu gideyim şu kafamdakini. Hocam şimdi ben buradan nasıl araba kiralayacağım ya? Araba kiralama olayı nasıl oluyor abi? Böyle mi oluyor? İllegal değil ki bu. Oğlum bu galerinin motoru galerinin. Şunu şöyle şuraya koyalım. Abi ne zaman RP geçtin? Kanka çok oldu ya. 3 saat falan. Hocam bende bu arada şey var mı? Biz aç mıyız? Susuz muyuz? Açız. Bir ananı sikeyim bozulmuş ya. Bozulmuş abi ya. Dur bir dakika. Bir daha almayalım abi o zaman bunlardan. Hemen bozuluyorsa. Almayalım abi. Hocam ben biz chat biz patrona söyleyek de
Bize bir şey lazım ya buraya. Yemek otomatı. Aç mı kalak kardeş? Aç mı kalalım yani? Neredeydi o? Yine o kıyafetçiden ayarlıyoruz değil mi? Siktir. Şimdi hocam, bizim bir janti kıyafetimiz de olması lazım. Bir de şu amına koyduğumuz saçından kurtulmam lazım artık. Şuraya bir gelelim. Şu motoru da şuraya saklayak ki. Sonra vay efendim yanlış yere park ettin falan olmasın. Gel abi şimdi. Ben şimdi kıyafet kayıt falan nasıl yapıyorum? Bir ona bakabilir miyim? Mesela bunu giydiğimde abi benim çar bozuldu. Ne oldu amına koyayım? Benim çar bir dakika benim çarı hemen bir düzelteyim mi chat? Ben bir çarı bir düzelteyim hızlıca. Durun abi. Tamam, iyiyiz. Okey, kaşımız zaten aynı. Bu saç kısmına bir gelelim. Oo, bir dakika. Oğlum böyle çok daha mantıklı lan bu arada. İlla sıfır yapmamıza gerek yok ki. Bak bu böyle yapabiliriz bu arada ha. Şu şekil ne diyorsun? Sıfır mı? Üç de mi değil yani? Hani şöyle de mi değil? Hani bir de dipler gelmiş gibi. Okey abi sıfırsa tamam abi. Sıfır abi. Tamam bunu satın al. Kaydet. K1. Tamam şimdi ben bunu hallettim. Okey kıyafet satın al hocam. Üst beden. Tamam burayla hiçbir alakamız yok. Pantolonla geçeceğiz bir. Önce şey yapayım. Yeleğe gerek yok. Tişört. 16. Buraya geleceğiz. Heh, gömlek. Gövde pardon. Şimdi buradan bize bir formal. O ne? Ama formal ama kahro formalinde anladınız mı demek istediğimi? Yani kendimizi de bozmamamız lazım hocam. Arkaya kahro yazabilsek keşke ya. Janti yapacağım, janti yapacağım da. Biraz bir geçelim şurayı. Geçen gördüğümüz bir tane gömlekle çok güzel olur dediğim bir şey vardı ya. Neredeydi o? Dur bakayım ben hemen bulayım onu. Hızlıca bir.
Biraz daha ileride o galiba. Lan kahraman. Ha, dur. Tam kahramanlık üst. Bunun altına bir şey getiririz. Buradan mı seçeceğiz, diğer taraftan mı? Bunu buradan mı seçmemiz lazım tişört için? Onun sikim, o ne lan öyle? Uf, kaslara bak. Tamam, eldivenimiz olsun abi. Tişört. Okey, tişörtten buradan şey yapacağız. Güzel bir tişört ya. Alta böyle. Ya da başka bir şey olursa değiştiririm üstümdekini de. Ama önce aklıma yatması lazım. Gömlek ceket çok klasik ya chat. Onu yapmak istemiyorum. Evet mesela. Fena değil. Bir alt pantolon bakalım. Bu şey pa. Yaşa, yaşa. Yaşa. Yaşa, yaşa. 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 Bu tarz bir pantolon istiyorum. Abi, ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Başka renk olsaymış güzelmiş. Hasikter. Hasikter. Vans'ları çekmedik mi? İyi iyi. Götü açık mı lan? Yo, tişört kapatıyor. Oğlum çok güzel olmuş amına koyayım. Lan istemeden çok güzel yapmışız. Götü tişört kapatıyor amına koyayım. O don değil ya. Tişört, o tişört. Saçmalamayın. Galiba en iyisi Vans'tı bu arada. Ya da beyaz alt mı takılsak lan acaba direkt dümdüz. Yok, takılalım ama bu ayakkabı değil. Hassiktir. Hassiktir. Dur bir dakika, başka rengi var mı bunun? Ay! Oğlum çok güzel uyuyor şu an pantolonla bu. Dur 29 aklımızda kalsın, 29. Bak Nike'lar bozuyor ister istemez. Tamam bunlar şey. 29 iyiydi. Bir de biraz da bir ileriye bakalım. Bu da iyiydi bu arada. 29-67.
Bu çok şey duruyor. Yok, bozuk duruyor. Abi 29 galiba en iyisiydi ya. Evet, 29 yapacağım. 29 yapacağım ama rengi bu mu olsa beyaz mı? Bu çok şey duruyor ya. Beyaz daha mantıklıydı. Evet, beyaz daha mantıklı. Böyle güzel oldu yani. Tam galerici olduk amına koyayım. Satın al, kaydet. Keywork. Tamam abi. Ananı sikim, saati unuttuk. Hayır ya. Sil bunu. Nerede o? Sol, ha. Bunu kaldır. Tamam. Bir de şey yapalım. Aksesuarlar, gözlük. Gözlüğü de değiştirelim burada. Yok. Şey iyiydi. Onun rengini değiştirebiliriz. Dur bir dakika lan. Yeni gözlükler var mı? Custom. Ay. Güzelmiş bunun çerçevesi falan. Yok, bizim gözlük en çok yakışanı ya bizim çocuğa. Böyle kapalı olsun. Okey. Hocam, küpe yok ama şey yapabiliriz belki. Kolye nereden bakıyoruz? Kafa, maske, saç, üst, çanta, kolye ha. Olmaz ateist. Haç mı benziyor? Bu da ne? Bu nasıl chain ya? Hasikler. Asiktir. Ters Jordan. Kesin bir bu arada seveceğimiz bir şey olacak. Kesin. Eskilere mi döndü bu şimdi? Aynen öyle abi. Bak böyle bir şey yapabiliriz. Var mı daha güzeli? Böyle bir K kolyesi olsa ya K yazar. Boyuna taksak amına koyayım. Bu ne abi, niye boynuna jant takıyorsun ya? F. İşte bunun K'si olsa. Ha siktir. Illuminati. Los Santos, Los Santos. Bu ne abi? Tam altın mı bu? Şurada bir tane bir şey vardı başlarda. Onu bulacağım, onu takacağım.
88. Heh, ters Jordan takacağım. Ama bunun daha güzeli vardı az önce. Böyle Nike'lı bir şeydi. Heh. NBA. Oğlum bunun da rengi kötüymüş ya. Yok şu okey ters Jordan takacağım ya. Kaçtı o? 20'lerde bir şey değil mi? Tamam abi ters Jordan. K-Work. Let's go. Götten düşen pantolon. Oğlum güzel oldu ha. Keleşi düşündüm de şeydi ya biraz. Sıkıntılıydı. Oğlum acıkıyoruz bu arada. Yemek lazım. Nereden yemek ha? Ah, neredeydi o Uvu Kafe? Uvu Kafe nerede? Kafe yok. Kafe yok. İadeyi ziyaret yapıverelim ya. FPS niye ya? Çok az FPS alıyorum ha şu an. Bizim bilgisayar miladını doldurdu gibi. Bize acil bilgisayar lazım ya. Acil acil. Nerede abi bu kafe? Girişi nerede abi bu kafenin? Aha. Halo. Şarkı çalma. Abi yemek yiyemiyoruz mu? Tamam, naneli tavuklu çorba istiyorum. Kitli. Otomat da yok. Otomat da yok, acıktık. Açım. Açım. Vallahi çok açım. Açım. Biz o yemeği nerede almıştık? Belediye binasından. Belediye binası nerede? Şura mıydı? Motel bura. Motelde yemek yok mudur ya? Los Santos Belediyesi. Belediyeye yemek almaya gidiyorum. Siktir kayışa bak. Tık.
Acil acil koş, bayılacağız. Koş 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 koş. Oğlum motora binince 40 FPS oluyor. Normal ayakta 70 FPS falan oluyor. Anlamadım. Acaba bir şeyi falan mı kısmamız lazım? Bir çikolata alalım hemen. Bu değil. Ulan abi ye şunu. Kaç dolduruyor çikolata? Hobbit'im hoş geldiniz. Dur. Şunu al. Bir tane sandviç al bakayım. O zaman çikolata almak mantıksız. İyi yedik bari. Suyumuzu da içelim şöyle. Ablam kusura bakmayın, bir işlemim yok. Su içip kaçacağım. Bir tane daha su alalım. Bir tane de ton balıklı sandviç alalım, kaçalım abi biz. Ayarlara bakacağım hemen hızlıca. Şunu 2 yapalım. Water normal olsun. Biraz niye hay amına koyayım. Softer olsun bu. Bu 4 olsun. Tamam. Apply. Şunu hemen bir hızlıca resleyeyim. Hızlı 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 hızlı. Çok düşmedim ya. Texture'lar falan hala hayda. Onları ellemedim zaten bilerek. Şunu hemen bir bağlanayım. Giriş. Kemen sesi bu, kemen sesi bu. Kemen sana. Oğuz abim, GTA 5 ayarlarını varsayılan ayarlar yap, kendin düşürdüğün zaman optimizasyonda sorun yaratıyor. Aynı şeyi yaşadım, ayarları en altta varsayılan al, sonra da ne düzelecek FPS. Ne diyorsun ya? Harbi mi diyorsun? Bir deneyelim abi, bence bu çözülür gibi geldi bana. Okey. Şu an iyi ya, saçta bir problem yok gibi duruyor. Dur, şuradaydık. Ulan geri döne bastım yanlışlıkla. Heh. 40 FPS. Yılmaz abim neredesin? Pisimi düzer misin o? Motor gitti. Bir araba kiralayalım ya. İşçinin arabasına göz atmam. Taksi var mı lan? Tanıdık taksi. Aha. Bir yıldız vereceğim. Madem müsait değil, niye müsait gözüküyor, değil mi? Kaza oldu. Abicim, sokakta bir tane araba yok. Koşarak mı gideceğiz amına koyduğumun galerisine ya? Abicim ben galerici değil miyim? Ben niye araba almıyorum kendime ya? Param olunca araba alacağım. Ama bizim bak galerinin yanında başka işler de yapmamız lazım. Altımızda bir araba olmasın mı ya? Bir
Bizim çocuk burada mı acaba ya? Dur bakayım. Kişiler. Muhan burada mı Muhan? Tek ben olamam ya server'da. Kabul etmiyorum. Yani şu an tek ben olamam ya. Abi varsayılan grafikleri al çözülecek. Ya amına koyayım. Onu nasıl alıyoruz ya? Biraz kıssak rahatlar mı acaba? Şu an iyi gibi ya, sıkıntı yok. Amına koyayım, şehirde koşarak gidiyorum bir yerden bir yere. Ben taksici olacağım ilk. Hem galerici hem taksici olabiliyor muyum? Dur abi. Hem galerici hem taksici olabiliyor muyum? Tamam. Taksiciyim şu an. Taksi. Ebeğin amı. Dur, taksi çağırabiliyor muyuz? Bu Süleyman abi bir açsa telefonunu. Allah Allah Süleyman abi, sen niye o zaman şey yapıyorsun ya? Yarraydık. Güne güzel bir başlangıç. Arabanız var mı? Aha dur, park. Ne kadar kaldı yolumuz? İyi, çok az kaldı. Haydi bakalım. Amına koyayım ya. Oğlum. Süleyman. Nasıl taksicisiniz siz ya? Peki bir şey... Çok hızlı geliyor. Bir tanesini... Dur. Şöyle dursam yolun ortasında. Dur. Ananı sikeyim. Bir tanesi beni dövmeye inecek. Bir tanesi beni dövmeye inecek abi. %100. Üstüme sürme. Üstüme sürme. Ananı sikim, üstüme sürme. Şuradan vursam. Abicim hiçbiriniz mi delikanlı? Aa! Ben siktir olup gidiyorum ya. Koşacağım abi. Sike sike koşacağım ya.
Stresim arttı bak, karakterin stresi arttı. Ananı sikim, karakterin stresi arttı bak. Araba bulamayınca eli hayat tutuyor bak. Harbiden gerçek hayatta da stresim arttı ya. Ne kadar kaldı? İyi, az kaldı, az. 3 blok ötede. Amına koyayım, yola da bir tane araba bırakmamışlar ki anasını sikelim. Her türlü maymuncuk. Araba alsana bro. Kanka çok güzel söyledin onu ya. Onu çok güzel söyledin abi. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Burada 9-11 mi hala? Acil servis nasıl aranıyor? Ben polisi arayamıyor muyum? 155 mi? 112 mi? Abicim acil servis diye bir şey yok mu ya? Bize mesela başım belaya girdiğinde ne olacak? Çok fena silahlı saldırı. Efendim, çok fena silahlı bir saldırı var. Dur şuraya oturalım. Evet. Hattı meşgul etmekten hapis. Buna koyayım, böyle bir şey olsa koparım kanka. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor, dur. Nerede lan? Polis de mi yok amına koyayım? Yaralılar var. Bir yandan da Süleyman'ı darlayan. Amına koyayım ya. Ölsek abi kimsenin umurunda değil ya bu ülkede. Allah Allah. Dur, o Twitter'a şey yapan cevap verdi mi? Aa, Bora Bora dur. Mekanik Bora. Buyurun. Bora. Ha, efendim kahraman. Arabam yolda kaldı ya. Neredesin, neredesin? Going cheap Rockford Plaza. Bana konum atsana, geliyorum. Tamam, hadi hadi, konum geliyorsa. Tamam.
Gel bekliyorum. Buraya oturulmuyor mu? Buraya oturulmuyor. Otur otur. Nasıl oturuyoruz? Ananı sikeyim, ambulans geldi. Ambulans. Ambulans geldi. Şehri karıştırdım ananı sikeyim. İyi ki kaçmışız oradan ha. Kaçırıyorlar. Bora! Baba nerede? Çaldılar arabamı amına koyayım ya. Nasıl? Oğlum adamın biri geldi, hem vurdu hem üstü bir tane tokatladı beni. Şurada dövdü attı çarların içi, ondan sonra arabamı aldı gitti. Polise haber ettin mi? Polise haber ettim. Cevap yok. Biz de ne oldu? Bulamıyoruz ya. Arabasını çok fena şeyler oldu. Çok fena. Ya kim lan kim? Lan ne bileyim amına koyayım, tanımıyorum. Beyler beni bir şeye bıraksanız ya, taksi durağına. Tamam gel. Taksi durağına nasıl? He. Taksi durağına bıraksana. Tamam. Polise haber etsen. Polise haber ettim ya, haberleri var. Benim arabamla ilgileniyorlarmış şu an. He tamam o zaman. Dur taksi şeyine gidelim. Bu mekanik işinde para var mı ya? Vallahi mekanik için şey yap. Sarı sayfalardan başvuruyorsun. Bizim ustayla konuşacaksın o para işini. Ben sana para var mı dedim kanka. Ben çalışmak istiyorum demedim ki. He. Var ya. Ne kadar var lan? Ya böyle bir şimdi çekici olarak çalışıyorum ya ben. He. Saatte 1-2 geliyor yani, öyle söyleyeyim. Saatte 1-2 bin mi? Evet, çalışmana göre tabi ama. Sen ne kadar çalışırsan öyle. Ama 1-2 bin geliyor rahat. 1-2 bin. He, saatte. Dedim hip hop, iyi fikir. Sen şarkı mı söylüyorsun? Şarkı benimki beatti, sen oku. Eyvallah kanka, bir arkadaşım şey yapacağım, ziyaret edeceğim de. Beni sağda bıraksan olur. Yok. Nedir borcumuz? İyi ya, sıkıntı yok. Eyvallah kanka, sağ ol, cansın. Başı sıkıştığında ara, arabaya ihtiyacın tamam, olduğunda. Tamam sen de. Eyvallah. Hangisi benim taksim? Ananı sikeyim senin ben. 100 dolar verdim mi ben buna? Hangisi benim taksim? Bu değil, 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 bu değil. Bu da değil, 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 bu da değil. Heh, bu benim taksim, tamam. Şimdi biz hem galerici hem taksici mi olduk? Nasıl oldu? Bir dakika. Hocam. Şimdi bir bakalım. Taksi. Heh tamam, müsaitim, haydi bakalım. Çift vardı ya abi. Hayat bunu gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. Araba almak isteyen araba alsın. Gideyim dükkanda bekleyeyim. Dur bir dakika. Bir dakika.
şey geldi aklıma. Onu yapacağım. Şunu bir... Heh, dur dur. Niye bu kadar az ses çıkıyor lan? Tahsil hazırdır abi. Soundpad ayarladım, soundpad ayarladım. Okay. Bunu yaptık. Taksi lazımdır abi. Bu çok şey ya. Bu taksi lazımdır abinin böyle şeyi olması lazım. Daha lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. Heh. Tamam. Güzel. Şunu da indir. Tamam, soundpad'i aç. Klasörde göster. Al şunları. Taksi lazımdır abi. Güzel, tamam. Bunların ikisini şeye ekleyeyim ama. Nerede o? Steam'deki ekleyeyim de. Bunu nereden ekliyorduk lan? Şurada mıydı? Dur bakayım. Adı neydi? Soundpad. Soundpad indiriyorduk galiba. Aynen. Bak bak bak. Neler yapıyoruz ya. Bunları bir kıs abi. Ona koyayım. Ne kadar fazla şey yapmışız. Dur şunları bir ekleyelim. Taksi şarkı. Tamam. Buraya şey eklemeye gerek yok. Bir deneyelim. Taksi lazımdır abi. Heh, tamam. Tamam çözdüm. Sıkıntı yok. İyiyiz abi. Ah! Tamam. Okey. Bir şeye gidelim, galeriye gidelim bakalım taksiciliğe başladık diye kovulmuş muyuz? İkisini aynı anda yapabiliyorsak harika bu arada. Osman. Ananı sikeyim. Patron gelmiş. Patron gelmiş. Dur bir dakika. Bunu nasıl kilitliyorum? Taksiyi nasıl kilitliyorum? Heh, tamam.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Abi ödeme sırasına yine hata çıktı Yakup'cum. Ben ödeyemiyorum sanırım. Allah Allah. Sizin bankanın... Ne oldu ya Gürbüz, hayrola? Var ya, ya araba alacağım kahramancım, biliyor musun? Bir yo, ATM'den bakar mısınız? Yani, bak. Tabii canım, bakayım. Bir şeye bakacağım. Oy. Vallahi yapabiliyorum ikisini aynı anda. Patron, ben sana bir şey sorabilir miyim ya? Sor. Bir özele bir geçsek şöyle bir senin odaya falan. Hemen hızlıca, çabucanak. Gürbüz'üm, şifren kaç? Söylemem. Tamam. Patron, ben sana şey soracaktım ya. Şimdi günümüz şartları biliyorum vesaire. Ben bir yandan galeri yaparken bir yandan da taksiye çıksam olur mu? Arada. Abi buranın boş kalmaması lazım. Yo, boş eğer kalmaz boş ya. Kalırsa... Sıkıntı yok. Problematik. Yo yo, boş kalmaz. Ben boş bırakmam. Tamam. O zaman şöyle olur. Ya taksiye çıktığımdaki insanların bu tarafa yönlendirmen hem daha iyi olur. Yo, zaten yani araba almak istiyorsan. He onu diyeceğim. Her taksi mesela, her taksiye binene ya sıkılmıyor mu bu kadar taksi vesaire mantığında reklama giriyorum. Oradan da en kötü arabalardan bir iki tane de geçiriyorum yani. Tamam. Olay bu şekilde. Yok. Onda sıkıntı yok, yapabilirsin ya. Okey abi, süper. Şey nasıl olmuş? Üst nasıl olmuş? Güzel. Güzel, gayet iyi. Şimdi Yakup'cum, biliyor musun? Ne olur ne olmaz diye hesabıma 500 dolar daha nakit attım. 3600 dolar var ama hala ödemeyi gerçekleştiriyorum. Aklında bu yok ama güzel oldu. Valla onun hakkında o zaman yapacak pek fazla bir şeyimiz yok ya Gürbüz. Yani ya, başka araba alacak olan var mı, hemen ilgileneyim ben. Nasıl olur bilmiyorum ki ben ya. Bir fiyat soracak. Buyurun sizi şöyle alayım, buyurun. Gürbüz Bey. Efendim. Şimdi ben bankaya bir talep oluşturayım. Efendim buyurun. Sizi dinliyorum. Ödenmemesiyle ilgili. İyi, ben kataloga baktım. Şu araba kaç bin acaba? Şu araba mı? Şirket adancı. Evet, tam olarak. Hemen bakayım. Bu talepte herhangi bir yani ödenememesinin durumu açıklanırsa ya da nasıl bakıyoruz ki bu arabanın kaç bin olduğunu amına koyayım. Para sonuç olarak Yakup Bey'e Rhapsody. Getirdi. Sizin hesabınızda duruyor. Rhapsody. Araç satışını şimdilik bir donduralım. Rhapsody. Yok, bu değil. Kupe, Rhapsody, heh. 7000 dolar. 7000 dolar artı %15 desek. Efendim, aracımı böyle şeyle alayım size. Aha, patron arıyor. Kahraman. Efendim. Telefonda bakarsan. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman. Ne diyor patron? Oğlum ben nasıl yardımcı olabilirim? Anladım baba, ben. Efendim merhabalar. Almak istediğiniz arabanın fiyatı 8400 dolar. Olmak üzere 3 tane arabayla ilgili. Bana kaç olur? Sana kaç olur? Aklınızda bir fiyat var mıydı buraya gelmeden önce? Evet. 2000. Hemen o zaman. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Zaten şirket kayıtlarına var. Gerçekten. Başka bir yerde bulursanız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çünkü bu arabayı 2000 alma imkansız. Şimdi söyle bize. Yani ben biraz söyle davet edebilirim. Buyurun. Bizimle güvende. Ben söyle bir şey oldu. Ben seyre yeni tahsindim. Beni hemen dolandırdılar ve hani bankamda çok az bir para var. Bu parayla ne alabilirim? Ne kaç paranız var bankanızda? 2000 dolar. Böyle şey mi arıyorsunuz? Hani ayağınızı yerden kesecek bir şey mi arıyorsunuz? Evet, ayağımı yerden. Çünkü ben klimacıyım. Klimacıyım. Tamam. Hastanenin tamam. Klimasını, karakolun klimasını, işte kafelerin klimasını yapıyorum, temizliyorum. Oradan gelirse alıyorum ama pek klima temizlettirmiyorlar bana ve dolandırıyorlar beni. O yüzden para yok. Anladım. Peki uygun faiz oranlarıyla kredi çekmeyi düşünür müsünüz? Nasıl bir faiz? Şimdi Abdül Bey var bizim. Anlaşmalı bankalarla size uygun güzel bir kredi çıkartabiliyor. İsterseniz Abdül Bey ile onu bir konuşabilirsiniz. Almak istediğiniz arabayla birlikte. Böyle 3 taksitle yavaş yavaş ödersiniz. Ama 3 taksitin ilk taksitini
ödemeniz gerekiyor mu onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle onu gerekiyordur yani. 24 taksit oluyor mu? 24 taksit mi? Abi ben sana istiyorsan taksi vereyim. Taksi mi? He. Araba? Taksi, araba. Ne kadar? Günlük 1000 dolar. Çok çok, kiralamak yok, ben kendi, benim olsun istiyorum. Turistata geçirecek. O zaman bir şey, bir yerden ben... bir yere çok mu gitmeniz bir şey oluyor? Böyle ihtiyacınız tabii, çok mu oluyor? Tabii tabii, ben hastanedeyken ben mesela kafe arıyor. Diyor ki acele gel, burada klima çalışmıyor. Ne yapayım, müşterim. Tamam, sana 2000 dolara bütün taksiyi vereyim. Nasıl yani? Bayağı dümdüz al benim taksiyi, kullan istediğin gibi. Ben sizin patronla bir görüşebilir miyim? Bizim patron size aynı şeyi söyleyecek büyük ihtimalle ama ben istiyorsanız... Yok, yok. Arabayla ilgili değil. Tabii, buyurun. Buranın klima bakımlarını da ben alabilirim. Aa, bir dakika, belki oradan bir indirim alırız size. Durun bakayım be. Siz klimacı mısınız sadece? Evet evet. Okey. Tık tık. Ağzımla yapıyorum ki hani daha çok şeye, environment'a zarar vermeyelim. Patron nerede ya? Tık tık. Burada da değil. Ben bir arayayım isterseniz patronu. Tabii tabii. Nerede patron? Patron bey bu... Tamam. Yok, o şey. Abdül. Yok da demin, neyse. O değil oğlum. Lan nerede amına koyayım? Lan neyi görmüyor mu? Yok ki amına koyayım. Şu şeydi ki o. Oğlum bana nereden yazdı lan o? Yakup muydu ya? Yakup'tu değil mi? Unuttum amına. Yakup. Patron. Yakup pat. Yakup'tu değil mi lan? Yakup. Evet. Patron, tam ben de vallahi seni arayacaktım ya. Heh. Şimdi beyefendi araba almak istiyor, Rhapsody de. Ben uygun, tamam, kredi fiyatlarımızdan da bahsettim ama beyefendi 24 taksit olur mu dedi. Ben de olmaz dedim. O da dedi. Olmayacak. Evet, o da dedi ki ben buranın klima bakımlarını falan alsam güzel bir indirim yapar mı dedi. Ben de patrona sormam lazım dedi. İşte şimdi buradayız. Şimdi problem şu, zaten bu son zamanlarda bir sıkıntı meydana gelmiş. Banka demiş ki artık belli bir aracın, belli bir fiyatın üzerine ben kredi vermiyorum demiş. Şu an hali hazırda Rhapsody, bahsettiğimiz arabanın üzerine kredi veremiyoruz. Veremiyoruz. Kredi işlemimiz orada aynen iptal oluyor. Peki galerinin klima bakımlarını yapsam, bana benimle iş anlaşması yapar mısınız? Ufak bir... miktar karşısında. Çünkü ben geçimimi geçindirmem gerekiyor ve beni dolandırdılar. Param yok. Pek. Kim dolandırdı sizi değil ya beyefendi? İsim neydi sizin? Benim İskender. İskender Bey, ne oldu da dolandırıldınız? Kaç bin dolar verdiniz mesela? Ben seyre geldim. Cebimde 1000 dolar vardı. Evet. Geldim otelime yerleştim. Bir tane çıktım otelden. Bir tane adam dedi ki abi kimlik var mı? Dedim yok. Dedi abi belediyede 1000 dolar, ben sana 500'e çözerim dedi. Sonra işte 500'ü verdim, gitti. Anladım. Yani kötü olmuş. Fehmi miydi adı? İsmini bilmiyorum. Anladım. Yani geçmiş yani şu olsun. An hali hazırda bir ihtiyacımız yok klima durumuna. Ama kahraman sizin telefonunuzu alsın. Olur, evet. Da bir şey olursa size ulaşırız biz diyelim. Verin bana telefonunuzu. Tamam. Peki şey yapsam, şimdi gönüllü olarak bir baksam klimalarınıza. Hani en azından bir yemek parası kadar, 20 dolar, 30 dolar. Tamam. O zaman kahraman size yönü göstersin. Siz bir bakın. Biz yövmiyenin ne kadar olduğuna dair size fiyat çıkışını yaparız. Olur mu? Hangi yönü abi? Çıkışı mı göstereyim? Şu arkadaki. Bizim var. Tamam. buyurun. Ben araba alacaktım bu arada. Burada klima yok. Bakalım içeriki odalara bakalım.
Burada da klima yok. Biz galiba klima kullanmıyoruz ya. Bir de şu odaya bakalım. Benim odaya bakalım bir de isterseniz. Burada da klima yok. Biz bir dış şeylere bakalım en azından. Ben, belki orada... Efendim? Tesisattan da anlıyorum. İsterseniz kahve makinesine bakım yapabilirim. ATM'ye yapabilirim. Damacanaya yapabilirim. Süper olur. Biz zaten en çok kullandığımız makine kahve makinesi burada yani. Tamamdır o zaman. Hemen bir bakayım yaparım. Bir onu. Bakın. Bir sıkıntı yoktur ama ben de bir dışarıda bir şey bakayım. Bakalım bizim klima şeyimiz var mı? Tamamdır. Aha buldum bir tane. Tamam şuraya baksın işte. Size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Nasıl? İyi yapıyorum şu anda. Bu biraz küflenmiş bir kahve. Ben senelerdir burada şey alacağım. Vallahi ben de yeni başladım ya. Olur. İskender. Bilemiyorum ki ama her gelen bir tane evet. Kahve alıp gider yani. Yok. Land Rover, Range Rover. Siz ne zamandır bu işlerle meşgulsunuz? Ben doğduğumdan beri babam isteği. Doğduğundan beri ya yani bebekken tornavida mı verdiler eline? Tam olarak öyle olmadı. Ben küçükken 7-8 yaşlarında babamın yanında hep evlere giderdim. Böyle işleri öğrendim. Anladım. Efendim merhaba, araba mı bakıyordunuz? Yok, ben Yakup Bey'e söyledim zaten baktığım arabayı. Hı. Biz sizinle tanışmış mıydık? Bir dakika, ben sizi bir yerden çıkartıyorum. Timur Bey siz misiniz? Avukat Timur Bey. Timur. Efendim, evet. Baktım. Evet. Toplam fiyat 62 bin dolar. Bu da onu cevap versin. 62 bine geliyor. Göt. Aynen. Evet, kapora ne kadar? Kaç bin dedi? 65 bin mi dedi bu? Evet, buralar çok tozlanmış. Paralarınızı da yutabilir. Abo. 10 bin dolar kaparız. Buyurun var. İsterseniz tamam, hazır kapağı açıkken içine atılan paraları sonra, da alın. Kalsın onlar orada ya. Onları patron alıyor en sonunda. Günün sonunda yapıştırıyor hepsini. Olacak. Tamamdır. Yani... Bakalım başka bir sorunu var mı? Teşekkür ederim. Vallahi elinize sağlık. 62 bini 3'e bölersek yaklaşık 20.500, 20.600 küsür bir şeye denk geliyor. Haftalık, evet. Evet, tamam. Ben hemen geliyorum. Ben şey yapayım, vereyim kaporayı. Tamam abi. Ben sana o zaman mesaj olarak atıyorum. Tabii. Patron çok fena kirlenmiş kahve makinesi. Öyle böyle değil. Yani adam bir bakım yaptı. Görmen lazım. 100 dolar istiyor ya. Tamam. Ben sende varsa nakit ver. Ben ona veririm. Dur. Al abi. Buradan verebilirsin. Tamamdır. Eyvallah patron. İskender Bey, vallahi elinize sağlık. Nedir borcumuz? Efendim, ben yani size bir şey diyemem çünkü bana sağ olun is verdiniz. Estağfurullah. Gönlünüzden ne koparsa. Açıklamaya bir şey yazmama gerek var mı? Direkt Land Rover kaporası. Ama bir telefona ihtiyacım var. Bunu nasıl veriyoruz yani, onu okuyayım? Gönlünüzden ne koparsa bir şey demek istemiyorum. Oğlum bunu nasıl veriyoruz? Ha böyle gönlüm. Tamam. Şöyle buyurun. Tamam, gelmiş görünüyor. Ben şimdi hemen tamam. Fiyatını şeyini siparişini veriyorum. Geldiği gibi de ben seni ararım. Gerçi bir dakika ya. İçim el vermedi abi. Gerçekten içim el vermedi. Teşekkürler. Şunu da şöyle bıraktım. Bu da güzel emeğiniz için. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. 50 dolar. Adamın 500 biraz dolarını almışlar. Biraz az geldi ama. Yo, şurada bir 50 daha var. Var mı? Hı. Teşekkür tamam. Ederim. Ben sizden bir şey daha rica edebilir miyim? Tabii, buyurun.
Tamamdır, çok teşekkür ederim. Dışarıda konuşalım mı? Olur. Hatta bu siz buyurun benim ofise geçelim. Yok dışarıda konuşalım. Ben rahat edemiyorum. Tamam, okey. Tekrardan dener. O ödenirse sizi arar. Tamam. Ona biz şey yaparız abi. Kendinize iyi bakın. Ya ben hani dedim ya dolandırıldım diye. Evet. Beni dolandıran adamın numarası var bende. Ve bir. Verin bana numarayı. Arasanız hani benim babammış gibi, abimmiş gibi yapsanız. Tamam, verin bana biraz numarayı. Hemen veriyorum. ...540... Evet. Ne oldu, niye güldünüz? Ya söyleyin. 42-66. Tamam, bir dakika arıyorum. Lan! Baraman. Fehmi! Ne oldu? Adamın birini niye dolandırdın lan? Kimi lan? Oğlum adam birini dolandırmışsın amına koyayım, 500 dolarını almışsın. Kahraman, sen beni ne diye kaydettiydin? Fehmi, uzak dur. He, öyle uzak duramazsın. İnine girerim kahraman. 50 dolar için 100 orası dolar. Orospucu lan! 100 dolarım ver piç! 100 dolarım ver lan! Adamı öyle inine girerim kahraman. Oğlum sen ne yaptın kendini amına koyayım böyle? Lan dur. Lan dur lan? Salak, nereye gidiyorsun amına koyayım? Paramı almayacaksın değil mi? Yok lan, almayacağım parayı. Lan piç, sen ne piç bir insan mısın lan? Ne oldu oğlum? Oğlum sen ne dolandırıcı, ahlaksız bir insan oldun lan sen böyle. Kalbimi kırıyorsun ama, kahve makinesinin kapağını açtım kapattım o kadar. Siktir lan, orada şey yaptın, temizledin ya o kadar. E tamam, bezle sildim, bir de ne olacak? E tamam oğlum, onu başka insanlar da 100 dolara yapıyor zaten. O zaman bir 100 daha ver. E siktir git. Sen harbiden araba alacaksın mı lan? Alacağım da şimdi değil, şey diyeceğim. He. Benim fehmi olduğum kimseye söyleme, tamam, daha tamam. Sonra gideceğim, karakola tamam. Gideceğim. Tamam. Aramıza bak ha. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kafeye gel akşam, kafeye. Lan gel buraya gel. He. Arada gel böyle, tamam mı? 100 al, 50 karıştırırız. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi böyle görüşürüz. Kahve makinesi, su makinesi, ATM, MATM öyle şey yap, hadi görüşürüz. Dur bekle, ben geliyorum, bekle. Ne oldu lan? Patron nerede, gel. Lan beni öv, patrona beni öv. Patron bey, merhabalar. Merhabalar. Size bir şey demek istiyorum. Buyurun. Kahraman bey benimle o kadar ilgilendi ki, sanırım siz cebine bir miktar para koymuşsunuz bana verin diye. Kendi bana 1000 dolar para verdi. Dedi git ihtiyaçlarını al. Kendisi mükemmel bir insan. Asla onu kaybetmeyin bence. Çok teşekkür ederim size. Mükemmel ben bir galerisiniz. Bütün tanıdıklarıma size önereceğim. Ama İskender, ben sana demedim böyle şeyler söylenmez ama diye. Ama ben içimde tutamam kahraman. Tamam, neyse sağ ol. Teşekkürler. Çok duygulandırdınız beni. Sen ne zaman paraya ihtiyacın olduğunda gel buraya. Burada dağ gibi patron var bak. Seni hiçbir zaman şeye koymaz. Teşekkürler. Ben biraz duygulandım. Gitsem iyi olacak. Eyvallah. Şeyim İskender'im, görüşürüz. Helal lan sana. Valla içimden geldi ya. İçimden geldi yani. Böyle bir şey yoktu. Aynen öyle. İçinden gelmiş, belli yani, çok belli. Evet abi, yani 100 sen verince ben de dedim iyi. Adamın zaten araba alacak parası yok. Ben de dedim zaten. Oğlum, sen dedin ihtiyacı 100 dolarmış diye. Benim mi koparmaya çalışıyorsun onu bırakayım? 100 dolar. 100 dolar verdim. 900'ü de ben koydum işte patron. Ben sana bir şey demiyorum ki. Yani bana 1000 deseydin ben 1000 verirdim. Güveniyorum sana. Harbi mi diyorsun? Tabii canım. Patron, bana bir araba mı alsak ya? Güven önemli. Güven sen önemli. Yokken ben bir gezeyim buralarda. Vallahi olur. Nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun. Ben aslında taksiye onun için girdim, biliyor musun? Bir baktım araba fiyatları çok pahalı. Dedim hiç gerek yok, taksi alayım. Arada da çıkarım taksiye dedim. Kredilendir oğlum. Bu döl verir mi bana kredi? Verir tabii canım, niye? Bu kaça kadar kredi veriyor? Patron, bunlar kaça kadar kredi veriyor? Vallahi bilmiyorum. Onu bir şey yapmamız lazım ama Rapsodi'ye almıyor, öyle söyleyeyim. Rapsodi'ye kredili alamadı herif. Ha, yüksek Rapsodi, şeyle şey veriyor. Rapsodi'nin ederi 7000 abi. 7000'lik arabaya kredi vermiyor. Ama mesela işte İssi'ye vermişti mesela. İssi'ye veriyor. Büyük ihtimalle yanlış yani düşünmüyorsam 10.000 dolar bence şeyi var onun.
kredi şeyi. Hmm, bir bakayım araba. Araba nedeni yani 10 binin üstünde olması lazım. 10 bin dolar es. Ulan hiç de stok yok amına koyayım. Motor değil ya. Mesela buna bassam direkt satın almıyorum değil mi? Ananı sikim, krediye girdik lan! Oğlum niye kredi borcuna girdik durduk yere ya?